Şimdi de tam diferansiyel denklemlerden bahsedelim. Tam diferansiyel denklemler. Örneğin kapalı bir fonksiyon düşünelim. Yani şunun gibi f(x,y) eşittir c gibi bir denklem düşünün. Çünkü bazı fonksiyonlar bu şekilde kapalı fonksiyon olarak ifade edilebilir. Hani y yalnız kalarak ifade edilmesi mümkün olmayabilir. Mesela kapalı fonksiyona bir örnek vereyim size. X kare y artı x küp y üzeri 5 artı y kare eşittir 3 gibi bir kapalı fonksiyon düşünün. Sonuçta y burada x'in bir fonksiyonu fakat y yalnız bırakılarak elde edilemiyor. Sonuçta kapalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Şimdi kapalı fonksiyonlardan gene bir hatırlatma yapalım. Mesela bir kapalı fonksiyonun x'e göre türevini almak istediğimizde df bölü dx dediğimizde df bölü dx. Nasıl yaparız bunu? Öncelikle kapalı fonksiyonda çünkü bizim kapalı fonksiyonumuz artık şu. Fx'ye dediğimiz mesela örnekte bu. Df bölü dx'i almak istediğimde yani f'in kapalı fonksiyonunun x'e göre toplam türevini almak istediğimde şöyle bir yol izleyeceğim. Öncelikle kısmi türev. Del f bölü del x. Yani x'e göre bir kısmi türevi var. Direkt x'e göre türevini alabilirim. Fakat dikkat edin y de x içeriyor. Çünkü y'nin x'in fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Buradaki y'ler x içeriyor. Dolayısıyla bunları da düşünmek lazım. Y'lerden de gidebilirim. Onu da zincir kuralıyla şöyle yaparım. Y'ye göre türevini bulduktan sonra del f bölü del y çarpı del y bölü del x. Pardon, dy bölü dx. Bu şekilde yaparsam zaten şunlar gider çapraz. Otomatikman gene del f bölü del x'e y'den de varmış oluruz. Dolayısıyla toplam türev nasıl ifade ediliyormuş? Del f bölü del x artı del f bölü del y çarpı dy bölü dx. Yani tekrar yazalım şöyle. Önce direkt x'e göre türev artı y'ye göre kısmi türev çarpı y üssü. Y üssüden kastım dy bölü dx. Yani y'nin x'e göre türevi. Demek ki bu şekilde ifade edilebiliyor. Şimdi bazen öyle diferansiyel denklemlerle karşılaşırız ki bizim bu kapalı fonksiyonda yaptığımız modele tam uygun bir şablonda olabilir. Karşılaştığımız diferansiyel denklemler. Mesela şöyle bir diferansiyel denklem formu düşünelim. Mxy. Xy'ye bağlı bir fonksiyon var. Artı n xy. Yine xy'ye bağlı bir fonksiyon var. Çarpı y üssü eşittir 0 şeklinde diferansiyel denklemlerle karşılaşabiliriz. Şimdi dikkat edin bu ayrılabilir bir diferansiyel denklem değil. Hani sadece x'in fonksiyonu, sadece y'nin fonksiyonu gibi şeyler içerseydi ayrılabilir diferansiyel denklem olabiliyordu. Fakat xy'ye bağlı bir diferansiyel denklem. Xy'ye bağlı başka bir diferansiyel denklem falan var. Dolayısıyla biz bunu şu kapalı fonksiyon açılımından acaba yapabilir miyiz? Yani şuradaki ifadeye benzetebilir miyiz? Onun yöntemlerini arayacağız. Yani şöyle düşünün. Böyle verilen bir diferansiyel denklemde, şu şekilde verilen bir diferansiyel denklemde eğer mxy dediğim şey, mxy dediğim şey f fonksiyonunun x'e göre türevi oluyorsa ve nxy dediğim şey y üssünün katsayısında olan fonksiyon bir fonksiyonun y'ye göre kısmi türevi oluyorsa o zaman bu nedir? Biz bu açılımı df bölü dx'e benzetebiliriz. Df bölü dx'e benzetebiliyoruz böyle bir durumda. Peki bunu nereden anlayacağız? Gerçekten böyle bir kurala uyup uymadığını nereden anlayacağız? Şöyle düşünün. Şimdi mesela birinci şartımız şuydu ve ikinci şartımız. Birinci şartımızda her iki tarafın y'ye göre türevini aldığını düşünelim. M'nin y'ye göre kısmi türevini aldım. Sağ tarafın da kısmi türevini aldım. İkinci türev olur. Del x del y. Yani f'in x'e göre türevini aldıktan sonra y'ye göre türevini al demek istiyor. Şuna bakalım. Burada da her iki tarafın x'e göre türevini alayım şimdi. Del n bölü del x'e göre kısmi türev. Sağ tarafında x'e göre kısmi türevi ikinci türev oldu. Bir x'e göre bir y'ye göre ikinci türev oldu. Şimdi dikkat edin. Şunlar birbirine eşit çıkar mecburen. Yani çünkü sırası önemli değildir türevlerde. Önce x'e göre türevini almışsınız f'nin sonra y'ye göre. Veya önce y'ye göre türevini alıp sonra x'e göre kısmi türevini almışsınız fark etmez. Dolayısıyla bunlar eşitse şu eşitlik geçerli olmalı. Del m bölü del y eşittir. Del n bölü del x. Bu eşitlik geçerli ise demek ki biz buna ne diyoruz? Tam diferansiyel denklemler diyoruz. Dolayısıyla verilen diferansiyel denklem df bölü dx formunda yazılabiliyor. Buna biz şöyle tam diferansiyel denklem.
Verilen diferansiyel denklemimiz şuydu. Yani elimizde mx y artı n x y çarpı y üstü eşittir 0 formatında bir diferansiyel denklem var. Ve hesap yaptık. M'nin y'ye göre türevi, n'nin x'e göre türevine eşit çıkıyorsa demek ki bu tam diferansiyel denklemdir. Şuradaki kural geçerlidir. Yani şu eşitliğin sağ tarafını ben f'in x'e göre toplam türevi gibi görebilirim. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Şimdi bu soruda sonuçta non-lineer oldu belli. Yani lineer bir diferansiyel denklem değil ama birinci dereceden çünkü sadece birinci türev var. Şu şekilde de yazabiliriz biz bunu. 6xy eksi y küp. Yani ne yapıyorum? Eşitliğin her iki tarafını dx'e böldüğümü düşünün. Artı eşitliğin her iki tarafını dx'e böldüm. Dy bölü dx olacak burada. 4y artı 3x kare eksi 3 xy kare çarpı dy bölü dx yani y üssü eşittir 0. Bu hale getirdik. Şimdi az önceki örneğe göre bakın bizim şablona uyuyor. Bizim kalıba uyuyor. Nasıldı? Şuraya mxy diyorduk. Mxy. Y üssünün katsayısına nxy diyoruz. Dolayısıyla mxy artı nxy çarpı y üssü eşittir 0 kalıbına uyan bir durum bu. Şimdi acaba biz bunu tam diferansiyel denklem olup olmadığını nasıl anlarız? Bizim kriterimiz de şuydu diferansiyel denklemlerde, tam diferansiyel denklemlerde. Şu terimin, m'nin yani dx'in katsayısının y'ye göre türevi. Del m bölü del y eşittir. Del n yani y üssünün katsayısının da x'e göre türevi. Del n bölü del x kısmi türevler. Birbirine eşit çıkıyor ise tam diferansiyel denklemdir ve çözülebilir. Çıkmıyorsa yapılacak bir şey yok. Tam diferansiyel denklem. Şartımız buydu. Bir kontrol edelim bakalım tam diferansiyel denklem miymiş soruda verilen denklem. Kontrol edeceğim. Şu şartı sağlayacak mı? M fonksiyonu hangisiydi? Şu. M fonksiyonu 6xy eksi y küp. Bunun y'ye göre türevini alın diyor. Kısmi türevini alın diyor. 6xy bölü y küpün. Şöyle göstereyim. 6xy bölü y küpün m çünkü bu. Y'ye göre türevini al demiş. Y'ye göre türevini alalım. Ne olur? 6xy'nin y'ye göre türevi 6x. Çünkü x artık y düşünüyoruz ya değişken y gibi düşünün. X sabit sayı gibi olacak türevlerini alırken. Eksi y küpün türevi 3y kare. Eşittir. Acaba doğru mu? Bir bakarım. Bir de del n bölü del x yapacağım. N fonksiyonu hangisi? N fonksiyonu şu. Bunun da kime göre? X'e göre kısmi türevini alacağım. 4y'nin türevi 0'dır. Çünkü x'e göre türev alıyoruz. Y sabit gibi düşünülecek. Dikkat edin. 3x karenin türevi 6x'tir. 3x'ye karenin türevi x'e göre türev aldığım için eksi 3y karedir. Eksi 3y kare. 3y kare. Dolayısıyla eşitlik çıktı bakın gördüğünüz gibi. Ha, demek ki bu nedir? Tam diferansiyel denklemdir. Bize soruda verilen bu denklem tam diferansiyel denklem. Peki bu durumda ne yapacağız? Çünkü biz demiştik ki tam diferansiyel denklem olduğu zaman şunu isterseniz hatırlayalım. Mesela fxy gibi bir kapalı fonksiyon varsa bunun x'e göre tam türevinin açılımı neydi onu bir hatırlayalım. Yani bu şekilde yazılabiliyordu çünkü. Öncelikle x'e göre kısmi türev artı bir de y'den gidebiliriz demiştik. Del f bölü del y çarpı dy bölü dx şeklinde yazabiliriz demiştik. Peki bizim bu zaten kalıba uyuyor bakın dikkat edin. Bu kalıba uydurmak istersek. Şimdi 6xy eksi y küpten gidelim mesela. 6xy eksi y küp. Acaba del f bölü del x yani kısmi türev x'e göre kısmi türev 6xy eksi y küp olsa f burada nasıl ifade edilir? Yani bu f dediğimiz kapalı fonksiyon nasıl ifade edilir? Bunu integral ile düşüneceğiz. X'e göre türev şu ise integralini alırım. Peki fx'ye nasıl ifade edilir? İntegralini alalım. Fx'ye eşittir. X'e göre integral alıyorum. Ne olur? 3x kareye. X'e göre integral alacağım için dikkat edin. Y'yi sabit gibi düşünüyorum. Y küp sabit sayıysa çarpı x'tir buranın integrali. Artı bir de sabit sayı verecek. C gibi bir sabit sayı verecek. Yalnız bu sabit sayı C gibi bir sabit sayı x'in fonksiyonu pardon y'nin fonksiyonu olabilir. Çünkü dikkat edin zaten y'yi biz sabit sayı gibi düşünüyoruz x söz konusu olduğu zaman. Dolayısıyla buradaki sabit y'nin bir fonksiyonu olsa da aynı şey. Hani isterseniz sağlamasını yapın.
F'i biz böyle bulduk. Hani nasıl bulduk F'yi integralden? 3x kareye eksi y küp x artı c y gibi. Yani y'nin bir fonksiyonu var. Sadece y'nin bir fonksiyonu var gibi bulduk. Hakikaten de türevini alarak sağlamasını yapsanız, geri dönseniz, x'e göre türevini alarak geri dönseniz zaten aynı şeyi verecek. Çünkü y sadece y'ye bağlı bir şey. X'e göre sabit sayı gibidir ve dolayısıyla türev sıfırdır. Demek ki f fonksiyonu bu şekilde ifade edilecekmiş. Peki şimdi şöyle yapalım. Bu c'ye nereden geldi? Onu bulabilir miyiz? Hani salt y'nin fonksiyonu dediğimiz c. Onu bulmak için de nereden gideceğim? Şuradan gideceğim. Bakın, fonksiyonda bir de ikinci bir kısım var hatırlıyorsanız. Bu da neye eşit olmalı? İster istemez şuna eşit olmalı. Delef bölü del x artı delef bölü del y çarpı y üssü şeklinde getirmek için. Demek ki şunlar da birbirine eşit olmalı. Şimdi oradaki eşitlikten de ben c katsayısını bulurum. C katsayısını bulalım oradan. Nasıl bulacağız? Yerine koyarak bulabilirim. Del f bölü del y'yi hesap edeyim. Madem ben f'yi buldum, fx y'yi bulduysam, del f bölü del y'yi ben hesap edebilirim. Türevini alırım. Şimdi şunun y'ye göre türevini alacağım. Şuradaki f'in. Y'ye göre türevini alırsam ne olur? 3x kare olur. Eksi y'ye göre türevini alırsam 3y kare x. Y'ye göre türevini alırsam nedir? C'nin y'nin fonksiyonu olan c'nin türevi. C üssü y oldu. Bunun neye eşit çıkmasını bekliyorum? Y üssünün katsayısına. Soruda verilen y üssünün katsayısına eşit çıkmasını bekliyorum. Buna eşit çıkmasını bekliyorum. Zaten bakın gerekli sadeleştirmeler olacak. Karşılıklı olarak şunlar sadeleşecek. 3x kareler de sadeleşecek. Ne kalacak? C üssü y. Yani c dediğimiz y'nin fonksiyonunun y'ye göre türevi ne olacakmış? 4y olacakmış. Dolayısıyla y'ye göre integral alırsam ne olur? 2y kare olması lazım. 2y kare artı c. Demek ki c dediğimiz sabit sayı 2y kare artı c'ymiş. C sayısını bulduysak artık en son fxy fonksiyonunu yazabiliyorum. Fxy eşittir. Çünkü fxy şurada yarım kaldıydı. C gibi y'ye bağlı bir şey verdiydi. Artık onu bulduk. Neymiş fxy? 3x kareye eksi y küp x artı c'ye, yani artı 2y kare artı c gibi bir şeymiş. Demek ki fxy bu şekilde bir fonksiyon olacak. Yani bize verilen diferansiyel denklem şöyle ifade edilebilir. Df bölü dx şeklinde ifade edilebilir. Gerçekten de df bölü dx'i bir yazalım şimdi burada. Madem f'i bulduğumuzu iddia ediyoruz. Yani kapalı fonksiyonu bulduğumuzu iddia ediyoruz. Df bölü dx'i bir yazalım. Nasıl yapıyorduk bunu? Önce kısmi türev. X'e göre kısmi türevi artı y'ye göre kısmi türevi çarpı y üssü şeklinde yapıyorduk. Bir yazalım bakalım. X'e göre kısmi türevi nedir? 6xy. X'e göre türev al önce hepsinin. Eksi y küp. Diğerleri sıfır. Artı del f bölü del y demiş. Y'ye göre kısmi türevini alalım. 3x kare. Y'ye göre kısmi türevini alıyorum. Eksi 3xy kare. Artı 4y. Çarpı y üssü var diyor. Peki. Şimdi bakın neyi elde ettik? Neyi elde ettik? Df bölü dx yazmakla neyi elde etmiş oldum? Şuradan görülebilecek bizim sorunun orijinal halini elde etmiş olduk. Bakın eşittir sıfırmış. Dikkat ettiysek. Çünkü sorunun orijinal hali zaten şurada yazılan ifade. Neymiş? Eşittir sıfırmış. Şöyle daha güzel göstermek istiyorum. Bakın şu bize verilen orijinal diferansiyel denklem zaten. Çarpı dx veya işte her iki tarafı dx'e böldüğünüz zaman 6xy eksi y küp görüyorsunuz. 6xy eksi y küp. Daha sonra ne var? 4y artı 3x kare eksi 3y kare çarpı y üssü. İşte burada. 3x kare eksi 3xy kare artı 4y çarpı y üssü eşittir 0. Eşittir 0. Peki. O halde bakın şu neye eşit aslında? Şu ifade neye eşit hatırlıyorsanız eşittir geliyor df bölü dx. Yani meğerse bizim kapalı fonksiyonumuzun türevi neymiş? Eşittir 0'mış bakın. Bunun eşittir 0 olduğunu nereden anladık? Çünkü şu zaten bize verilen diferansiyel denklem eşittir 0 şeklinde. O halde df bölü dx eşittir 0. Peki ne olacak bu durumda? Bir şeyin türevi 0'sa o sabit bir sayıdır. F xy
eşittir sabit bir sayı. Fxy eşittir mesela c gibi sabit bir sayı. Dolayısıyla fxy'yi biz bulmuştuk. Nedir fxy? 3x kare y eksi y küp x artı 2y kare artı, aslında burada c'ye gerek yok, fazlalığa gerek yok. O fazlalığı en son sağdaki şekilde ifade edebiliriz. Eşittir c. Demek ki diferansiyel denklemin çözümü bu şekilde bulundu. Yani kapalı fonksiyon şeklinde bulundu. Fx'ye eşittir c şeklinde bir kapalı fonksiyon formatında çözüm bulunmuş oldu.